Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yudum Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boyumda görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını paylaşacağım. Atkımız böyle motiflerden oluşmakta arkadaşlar. Böyle motifleri birbirine ekleyerek çalıştım. Mavi ve beyaz lacivert tonlarını tercih ettim bu modelimde. Şimdi beraber yapacağımız modelde daha farklı renklerle çalışacağım. Şöyle püskül detayımız var. Toplamda kaç tane? 14 tane motif çalıştım. Kendime göre hazırladım. Siz bu sıra sayısını azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Daha geniş yapmak isterseniz bir sıra daha ekleyebilirsiniz. 1 metre 85 santimlik bir ölçüsü var. Bu kenarlardaki püskülleri hariç ben kendime göre ölçtüm. O şekilde ölçüsünü yaptım. Atkımız bu şekilde. Malzemelerim, ben şöyle kartopu Baby One kullandım. Hani sert midir derseniz gayet yumuşacık bir örgüsü var. Atkı olduğu için tığımı da büyük numara olarak yaptım. Şöyle göstereyim. 7 numara 4 milimlik bir tığ kullandım. Atkı olduğu için büyük numarayla çalıştım. Yumuşak olması için daha küçük numaralarla çalışırsanız sert olur. O yüzden büyük numara çalıştım. Koton iplerle genellikle yapılıyor bu atkılar. Elinizde koton ipleriniz varsa onlarla da çalışabilirsiniz. Hani elinizde ne varsa onları kullanın. Koton iplerle sıra sayısını daha da artırabilirsiniz. Çünkü o daha küçük olacaktır. Benim ipim kalın olduğu için toplamda 6 sırada tamamlamış oldum. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Evet, şimdi ben bir tane motif hazırlamıştım. Bu motifi ikinci motifimize yapıp bu motife nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Zaten bir tane eklediğimizde diğerlerini de nasıl ekleyeceğimizi öğrenmiş olacağız. Şöylelikle bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. 6. sıramı da ana kullanacağım renkle yapıyorum. Siz de ana renk hangisini kullanacaksanız sondaki ana renginizi o şekilde gidip bırakabilirsiniz ilk motifinizi. Şimdi ben ikinci motife başlıyorum. Öncelikle şöyle bir sihirli halka çekiyorum. Evet, 3 tane zincir çektim. Bunun içerisine zincirim dahil 3 tane trabzan yapacağım. Zincirimi sayıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Şöyle. Evet, iki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yapacağım. 2 ve 3. 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Pardon, 3 tane trabzan yapıyorum. Bakıyorum 3 tane 1 2 3 3 tane üçlü öbekler oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum ve 3 tane daha trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çektim. Şurayla birleşimizi yapalım. Yani şu başta 3 tane zincir çekmiştim. Onun tepesiyle birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çekelim. Ve burada ipimizi keselim. Ben başka renkle devam edeceğim için ipimi kestim arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci rengimi alayım. Şöyle yeşil kullanacağım. Herhangi bir sıra gözetmiyorum. Böyle önüme gelen renkleri açıkçası kullanıyorum diyebilirim. Bakın bunda da oldu. Gayet de uyumlu gözüktü renkler. Şimdi ikinci sıramızda kaldığım yerden ipimi takmıyorum. Çünkü şuradaki bu 3 zincirli kısmın gözükmesini istemiyorum her sırada. Bakın bunda da böyle hiçbir şekilde zincir sıraları peş peşe değildir ve gayet güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Hemen ne yapıyorum? Şu önceki yuvadan ipimi takacağım. Şuradan ipimi takıyorum. Bir zincir iyice. İki zincir daha çektim. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirimi de sayarak. 2, 3. Şimdi burası bizim köşe noktamız olacak. Köşe noktamız olacak ama ben burada bir üçlü sadece 3 tane yapmak istiyorum. Bütün hepsini döndükten sonra da kalan üçlüyü yapacağım.
Şimdi yapınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Diğer köşelerden köşelere geçerken aralarda bir tane zincirimiz var. Şimdi buradaki köşeye geldim. Bir, iki, üç tane trabzan yaptım. Çok sıkı örmeyin. Bol bol güzel örmeye çalışın ki yumuşacık olsun. Şimdi şöyle iki tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Burası bizim köşemiz. Şimdi dört tane köşe olacak. Bakın bir tane burada köşemiz var. Bir tane burada köşemiz var. İki, bir tane burada, bir tane de burada. Dört tane köşemiz var. Şimdi bu bizim köşe noktamız. Buraya da yine üç tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Aralarda her zaman bir zincir. Köşe noktalarında da köşeleri yaparken iki zincirimiz var. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Buraya tekrar bir tane daha çekiyorum. Pardon, üç tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. İki zincir köşe noktasını yapacağım. O yüzden iki tane zincir. Şöyle bir ve iki. Bir tane daha 3. Evet, 3 trabzanımızı da hazırlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3. Şöyle 2 zincir. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şu anda köşe noktamızı hazırlıyoruz. 3. Bir zincir. Şimdi başlarken bu köşe noktamızın bir sadece üçlüsünü yapmıştık. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bunu yapma sebebim bu zincirin ortada kalmasını ve kalmasını sağlamak. Böylelikle de yok olmuş olacak. Hani çok gözükmeyecek, göze batmayacak. Amacım oydu. 3, 2 zincir çekiyorum. Ve şuradaki 3 tane zincirimizin hemen tepesiyle birlikte birleşimimizi yapıyoruz ve yine ben burada ipimi koparıyorum. Evet, diğer rengimi alacağım. Şimdi de fuşya rengimi kullanayım. Evet, dediğim gibi herhangi bir sıralama gözetmiyorum. Öyle yapıyorum, ortaya karışık. Şimdi yine bakın bir önceden ipimi taktım. Şöyle göz yapayım. İki zincir daha çektim. Yine burada köşe noktamızdan her zaman ipimizi takıyoruz. Köşe noktamızdayım. Buraya yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Kalan 3 tane trabzanı da bitişte yapacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum çünkü aralarda bir tane zincir çekiyorduk bu kenarlara geçerken. Şu altta bir zincir çekmiş olduğum yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Köşe noktamdayım. Köşe noktasına da yine 3 tane trabzan yapıyorum öncelikle. 2 3 Şöyle 2 zincir. Aynı yere köşe noktasını yapıyorum. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 3, bir zincir. Bakın şu altta bir zincir yapmış olduğum yere 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 Yine bir zincir yapıyorum. Köşe noktamdayım. Buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Köşe noktamı yapıyorum. Şimdi bir zincir. Şuradaki boşluğa bir tane. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 Bir zincir. Hemen köşe noktasına da yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3, 2 zincir ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapacağım.
Köşe noktalarımız hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa bir tane trabzan. 2 3 bir zincir. Ve şurada yarım yapmış olduğum köşemi tamamlıyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum buraya. 1 2 ve 3. 2 zincir. Ve şu ilk çekmiş olduğum 3 tane zincirimle birleşimizi yapıyoruz. İpimi doladım. Şimdi diyelim ki ipinizi kesmeyeceksiniz. Aynı renkte devam edeceksiniz. Ne yapacağım? Aynı renkte devam edecekseniz ipinizi koparmanıza gerek yok. Şöyle bir tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Hemen şu arkadaki boşlukta, bakın hemen şurada zaten. Buraya hiç ipimi uzatmıyorum. Bakın şöyle batıyorum. Çıkardım. Şöyle hafifçe uzattım. İçinden çıkarıyorum. Bir zincir. Aynı yere tekrar yine iki tane trabzan yapacağım. Ve bir zincir yapıp devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde de ipimizi koparmadan aynı renkle devam etmiş olduk. Ama ben ipimi burada koparacağım. Şöyle. Şimdi diğer bir rengimi alayım. Ben lacivert kullanacağım. Şöyle. Yine kaldığım yerden değil, bir önceki köşeden ipimi takıyorum. Bir zincir, şöyle iki tane. Bakın şunu arkada yürütüyorum. Bu kalan ipimi de arkada yürütüyorum. Şimdi buraya yine 3 tane trabzanımızı yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Şurada bir tane altta bir zincir çekmiş olduğumuz yerler var. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir. Yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Buraya köşedeyim şu anda. Bakın köşe noktamdayım. 3 tane de buraya trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 trabzan. Gördüğünüz gibi her sıra artık birbirinin tekrarı şeklinde. Bir zincir. Bir zincir. Bakın şu boşluklardayım. Aradaki bir zincir olan kısımlardayım artık. 2 ve 3. Köşedeyim. 2 3 zincir, 2 trabzan. Aynı yere tekrar 3 tane zincir yapıyorum. Pardon, 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şuradaki bir zincir olan yerleri 3 trabzan. Şimdi hızlı geçiyorum. Hani diğer sıralar zaten birbirinin tekrarı olduğu için göstermiyorum arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Köşemi yapıyorum. Evet. Bu sıramızı da tamamladım. Şimdi dördüncü sıramı yaptım. Beşinci sıramızı da yapalım arkadaşlar. İstediğimiz bir renkle sonrasında da ana rengimizle birlikte yapıp birleşimini nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şöyle iki zincirle de birleştiriyorum. Burada da yine ipimi kopardım. Şimdi bir sonraki ipimizi de takalım. Motifimizin kaç santim olduğunu sizlerle paylaşayım. 5. sıradan sıraya 10 santim.
Ana rengimi taktığımda da 13 santimlik bir ölçüm var. Eğer farklı iplerle yapacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz bu ölçüye göre. Son sıramızı da yapalım. Sonrasında ana renkle birleşime geçeceğiz. Evet, ben son sıramı da hazırladım. Şimdi ana rengimizi takacağım arkadaşlar. Yani şu rengimiz neredeydi? Tamam, burada. Ben ana renk olarak bej rengini kullandım. Şimdi burada yine bakın bir öncekinden alıyorum. Evet. Burada yine yarım olarak hazırlayacağım. Bir sırayı, bir köşeyi döneceğim. İki köşeyi dönüp sonra birleşimimizi yapacağız. İsterseniz sizler de o şekilde birleşimimizi dönün. Şöyle iki sıra, bir, iki sıra dönelim, sonra birleşime geçelim. Evet, iki sıra ördüm. Şimdi buradaki köşe noktamın üçlü öbeğini ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bunu da yine şu köşe noktasını şöyle kendime doğru tutuyorum. Bunun iplerini temizlememişiz, temizleyeceğiz. Şimdi bakın şuradan bunu şu köşe noktasından şuradan batıyorum. Sık iğneyle sabitledim. Daha sonrasında ipimi doluyorum ve şuraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 köşe noktamı. Şimdi hiç zincir çekmedim. Bakın 3 tane köşe noktamdaki kalan 3 taneyi yaptım. Şimdi burada ilk boşluğa şuradaki şu boşluğa bakın. Diğer bitmiş olan motifteki boşluğa sık iğneyle yine sabitliyorum. İpimi doluyorum. Yine zincir çekmedim. Şu ilk sıradaki kenar döndüğümüz, ana renk döndüğümüz motifteki ilk boşluğa 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi yine zincir çekmiyorum. Karşıdaki sıradaki boşluğa ipimi sık iğneyle birleştirdim. Daha sonra ipimi doluyorum. Bu motife geçiyorum. Bakın ana rengi döndüğüm motife geçiyorum. 2 ve 3. Yine zincir çekmedim. Karşıdakinden şöyle birleştiriyorum ilk sıradakiyle. Bakın böylelikle şu üçlüler hep karşılıklı olarak denk gelmiş olacak. Şimdi birleştirdik. Bunu şuradaki 3 taneye yapıyorum. Şuraya. 2 ve 3. Zincir çekmedim. Karşı tarafın sıradaki boşluğuyla birlikte birleştiriyorum sık iğneyle. İpimi doluyorum, yine zincir çekmiyorum. Karşıyla birleştiriyorum. Bakın şu kısmını birleştiriyorum. Sık iğneyle zincir çekmiyorum. Köşeye geldim. Köşedeki 3 trabzanımı yapıyorum. 2 3 trabzanımı yaptım ve buradaki köşeyle de birleşimimizi yapıyoruz. Kalan 3 taneyi yapıyorum köşemdeki. Bir zincir şimdi çekmeye başladım bu kenarlar için. Şimdi normal kenarlarımızı 3 tane trabzanlar olacak şekilde gidelim arkadaşlar. Hızlı geçiyorum. Bir tane daha birleştirmeyi yine sizinle paylaşacağım. Şu iplerimizi de nasıl gizlememiz gerektiğini de şöyle bir göstereyim size arka kısımda. Bir zincir şu yuvaya da yine
ipimi kopardım. Şimdi burada şu arkasındaki ipleri nasıl gizleriz? Öncelikle ince bir tığ alıyorum. Ve şunları şöyle bakın ilmeklerin arkalarından alıyorum. Geçiriyorum. Bunu da yine bu şekilde buradan. Ters tarafa doğru yapıyorum ki sökülmesin arkadaşlar. Evet, bu şekilde hepsini yok edip sonra kesersiniz. Buralardan kesmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu buraya niye taktığımı belki görüp sonra arkadaşlar için söylüyorum. Buradan yani aynı hizada gitmek için birleşimi aynı hizada yapmak için yani bir buradan bir buradan yapmamak için yerimi belirlemek için taktım. Yani buradan yukarıya birleşim yapıyoruz. O yüzden taktım. Şimdi diğer rengimi alacağım. Onu da yine iki sırasını döneyim. Bir tane daha birleşim yapacağım. Sonrasında kendimiz artık birleşimimizi yapabiliriz. Evet, iki sıra gittim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Köşede olduğum için bu zincirimi çekiyorum. Şimdi yine bunun köşe noktasıyla birleşimimizi, köşedeki orta noktasıyla birleşimimizi sık iğneyle yapıyorum. Zincir çekmedim. Şu köşemin kalan kısmını hazırlıyorum. 3. Karşıdaki köşenin köşe diyorum pardon. Karşıdakinin hemen sıradakiyle ipim sıradaki boşlukla sık iğneyle birleştirdim. Zincir çekmedim. Hemen bunun ilk boşluğuyla birlikte buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Evet, burada üçlü trabzanı yaptıktan sonra karşıdakinin sıradaki boşlukla birleştiriyorum. Hiç atlama yapmayın. Atlama yaparsanız zaten bunlar denk gelmez. İpimi doluyorum. Zincir çekmedim. Bu taraftakiyle yani siyahlı olan taraftakiyle 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine zincir çekmiyorum. Bunun sıradakiyle birleştirdim. Bu tarafa 3 tane trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Karşı tarafa sık iğneli birleştiriyorum. Hep boşluklara birleştiriyoruz. Birleşimizi yapıyoruz. İlk boşluk. Köşeye geldim. Köşede de. Üç tane trabzanımı yapıyorum köşede. 2 ve 3. Bir zincir çektim. Köşede çekiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen şuraya sık iğneyle birleştirdim. Şimdi artık birleştirmeden köşemdeki 3 taneyi yapıyorum ve devam ediyorum. Bir zincir. Artık buradan öteye yaparken aradaki zincirlerimizi çekeceğiz. Şimdi 2 3. Şimdi bu şekilde birleştire birleştire devam edelim arkadaşlar. Ben tüm motiflerimi hazırlamıştım. Bu tüm motiflerimi birleştirdikten sonra kenar dönüşünü yapacağım. Kenarını nasıl döneceğiz onu göstereceğim sizlere. Şimdi siz de birleştirin, ben de birleştireyim. Kenarla devam edelim. Arkadaşlar ben atkımın motiflerini birleştirdim. Hepsini şimdi kenar dönüşüne geçeceğiz beraberce. Şimdi şöyle yerden başlayalım. İpimi alıyorum. Evet. Şimdi şuradan ipimi takıyorum. Yine şu yuvamın, bakın yuvamın 3 tanesini yapacağım. Şöyle 3 zincir çektim. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Zincirimle birlikte 3 tane trabzan olmuş oldu. Bu buradaki yuvamızın ilk öbeği. Dönüp geldiğimizde burayı tamamlamış olacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum.
Yani bu sırayı aynı motifimizi örerken ki yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum boşluğa. Bir zincir. Ve tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şöyle 3 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Karışıkları alalım. Bir zincir. Bakın boşluklara üçer tane trabzan yaparak ilerledik. Yine bir zincir çekiyorum. Şimdi burada köşedeyim. Buraya yine köşemi yapacağım. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi döndük yan tarafa. Bu yan tarafı yapıyorum. Bir zincir. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Şu motiflerin birleşim yerlerini de yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl yaptığımı. Şöyle bir zincir. Bir zincir. Bu boşluklara üçer tane trabzan yapıyorum. Evet, şimdi geldik motiflerimizin birleşme noktasına. O kısmı sizinle paylaşacağım. Şöyle bir zincir. Bakın burası motifimizin birleşme noktasının olduğu kısım. Şimdi şuradaki şu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Burada zincir çekmedim. Şu yanındaki köşenin boşluğuna da yine 3 tane trabzan yapacağım. Buraya. İki, üç. Başlayayım. Şimdi bir zincir ve devam ediyorum. Şimdi kenarımızı bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Yani başlamış olduğumuz noktaya gelene kadar kenarını bu şekilde ilerleteceğim. Şöyle göstereyim bakın. Evet, böyle başa kadar geleceğim, döneceğim ve diğer ucu da şu kısma kadar geleceğim. Sonrasında bir sırada sık iğne ile devam edeceğiz. Yine o kısmı da sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yarım üçlü öbek yapmıştık köşemizin. Kalan üçlüyü de yine yapıyorum. Üç. İki zincir çekip birleştiriyorum. Şimdi buradan sonra eğer isterseniz tekrar bir sıra daha gidebilirsiniz. Benim için yeterlidir. Bir sıra daha gidecekseniz eğer yine bu yuvanın yarısını yapacaksınız. Nasıl? Şöyle bir zincir çekiyorum. Yuvamın içerisine şu şekilde alıyorum. İçinden çıkardım. Bir zincir. Tekrar içine iki tane daha trabzan yapacağım. Sonrasında da devam edeceğim arkadaşlar. Bir sıra daha yapmak isterseniz eğer o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bu sırayı sık iğne olarak gideceğim. Bir zincir çektim. Şöyle trabzanların bakın tepe noktalarına
sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şimdi şu boşluklardan bir tanesinden sık iğne alıyorum. Bakın buradaki boşluktan bir tane sık iğne aldım. Şimdi trabzanın tepesine, tepe noktası dediğim yer şu kısımlar arkadaşlar. Buralara sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın şu boşlukta buradakinden bir tane sık iğne aldım. Buradakinden almıyorum. Yani buraya batmıyorum. Direkt şu ilk trabzanımızın şu tepe noktasına batıyorum. Bakın. Şuraya, boşluğa değil, buraya. Şimdi buradan almadık. Buradan almamıştık. Buradaki boşluğa batıyorum bir tane sık iğne. Bunu yapma sebebim, eğer hiçbir boşluktan sık iğne almazsak atkımız kasar. Bütün boşluklardan sık iğne alırsak bu sefer de potlama yapar. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde hem de birazcık toparlamış oluyor arkadaşlar. Evet, buradan sık iğne almıştık. Buraya batmıyoruz. Direkt trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi buradan almamıştık. Buradaki boşluktan alıyorum sık iğnemi. Buradan almıyorum. Direkt trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi şurada yuvamın içerisine de bir, iki tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar iki tane yapmamın sebebi dönüşümü sağlamak için arkadaşlar. Şimdi trabzanlarımıza batıyoruz. Şimdi bakıyorum burada boşluktan sık iğne almamıştım. Buradan alıyorum. Ve trabzanların tepelerine. Buradan almayacağım. Buradan aldığım için sık iğnemi. Şimdi şuradaki dönüşleri de yine size, geçişleri de yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradan almamıştık. Buradan alıyorum. Buradan almıyorum. Buradan alıyorum boşluktan. Bir boşluktan sık iğne alıyoruz. Bir boşluktan almıyoruz. O şekilde ilerleyeceğiz ama şurada şu geçişte arkadaşlar buradan bir öncekinden boşluktan sık iğne almış olsak da almamış olsak da buradaki boşluğa batmıyoruz. Çünkü zaten burada zincir çekmemiştik. O yüzden burada direkt trabzanların tepelerine batarak gideceğim. Bakın bu şekilde trabzanın tepesinden sık iğne alarak gidiyorum. Yanındakinden de bakıyorum buradan almamıştım. Buradan alıyorum. Yani şu geçişlerde şuradaki iki motifin birleşim yerinde burada. Burada boşluktan sık iğne alsak da almasak da burada hiçbir şekilde boşluktan sık iğne almayacağız. Direkt ilmeklerin tepelerine batarak ilerleyeceğiz. Buradan almıştım. Buradan almıyorum. Yani bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar sık iğne ile. Köşe dönüşlerinde yuvaların içerisine yani o iki zincir çekmiş olduğumuz yuvaların içerisine iki tane trabzan yapacağım. Ve o şekilde köşe dönüşümü sağlayacağım. Ve sıra sonuna kadar geleceğim. Sonrasında da artık bir sıra daha ilerlemeyeceğim. Çünkü atkımı bitirmiş olacağım. Sizler dediğim gibi alt sırada bir sıra daha ilerlerseniz son sıranızı sık iğne olarak yapın ve devam edin. Yani bitirin, sık iğne olarak yapın, bitirin. Bakın yine bir iki motif birleşim yerine geldim. Almamıştım. Burada yine almıyorum. Burada sık iğne almamıştım bir öncekinde. Yine almadım. Zaten zincir çekmediğimiz için bir boşluk yok almamız gereken. O yüzden böyle devam edeceğim.
Evet, şimdi sık iğne ile yapalım, sonra da püskülleriyle devam edeceğiz. Eğer isterseniz püskül takmayabilirsiniz. Ben kullanacağım. Sizlerle nasıl yapılacağını da paylaşacağım. Şimdi o kısma kadar gelelim. Arkadaşlar, ben atkımın kenar dönüşünü yaptım. Sık iğneli sıraya da gittim. Bir tarafında püsküllerini hazırladım. Diğer tarafın yarısını sizlerle beraber hazırlayacağız. Şimdi şöyle püskül nasıl yapılır? Öncelikle onu göstermek istiyorum size. Bakın, şöyle burada yapmış olduğum hazırladıklarımdan var. Şu şekilde püsküller hazırlayacağız. Şimdi püskülüm kaç santim? Yani şöyle size bir ölçü vereyim ama gördüğünüz gibi bazıları uzun, bazıları kısa oldu. Şöyle göstereyim. Bazıları uzun, bazıları kısa. Ben kısa olan tarafı baz alacağım. En son düzelteceğiz onları. Yaptıktan sonra şöyle ölçeyim. 17 santim diyelim. 17 santimlik bir ölçüsü var püsküllerimin. Siz daha uzun yapmak isterseniz daha uzun bırakın. Daha kısa yapmak isterseniz daha kısa olarak yapın. Tamamen tercih meselesi. Şimdi püsküllerimizi nasıl yapacağız? Öncelikle şöyle bakın, ben hani 17 santimlik, işte ne kadar uzunlukta bir püskül istiyorsanız öncelikle onu ayarlıyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum. Tamamdır. Şu şekilde bakın, burası katlı, katlayacaksınız ipinizi. Yani şöyle ip bu şekilde uzun. Sonra bunu böyle katlıyorum. İstediğim uzunlukta. Uzunluk şu kısımda gözükecek. Şöyle de ölçüyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle tuttum. Şuradan ipimi keseceğim ben. Şuradan. Şimdi bir tanesi hazır. Şimdi ikinciyi yapacağım. İkinciyi de yine bakın. Şimdi şöyle yere sereyim. Şöyle yapayım, daha rahat görün. Bakın, bunu serdim. Şimdi şuradan şu ipin ucunu şurada şöyle göstereyim, bakın şuraya koyuyorum, tam eşit uzatıyorum ipimi. Sonrasında da şuradan şöyle aşağıya doğru katlıyorum ve yine şuradan kesiyoruz. Evet, bu ikincisi. Tekrar bir tane daha yapalım. Şimdi şuradan koyuyorum. Bakın, uç kısmından yukarıya doğru. Şöyle elimde yapacağım ben. Elimde daha rahat olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi uç kısmını şöyle ayarlıyorum, uzunluğunu. Sonrasında şöyle döndürüyorum diğer tarafını. Yani ipi ikiye katlıyorum aslında. Buradan da kesiyorum. 3 tane oldu. Bir tane de önceden hazırlamıştım. 4 tane bu şekilde parçamız var. Şöyle bakın, şu kısımlarını kesmediğimiz için, katladığımız için buradan düğümümüzü yapacağız. Eğer buradaki çoğunluğu daha fazla isterseniz arkadaşlar 5 tane, 6 tane yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Şimdi bakın, burada yaparken köşeden direkt aldım. Aralarda 3 tane sık iğne bıraktım. Tekrar püskülümü taktım. 3 sık iğne bıraktım. Tekrar püskülümü taktım. O şekilde ilerledim. Yine 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüye, 4. sık iğneden bakın şu şekilde tığımı takıyorum. Ters tarafından, yani motifimin ters tarafından tığımı takıyorum iç kısma doğru. Bunları da bakın şu orta kısmından alıyorum. İçinden çıkardım. Daha sonrasında tığımı şöyle çıkarıyorum. Ve şuradaki şu ipleri aldım ve çekiştiriyorum. Böylelikle bir tane püskülümü takmış oldum. Şimdi ben diğer püsküllerimi de hazırlamıştım. Yine onları da yine beraber takalım. Bakın, burada yine 4 tane püskülüm var. Yine 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye püskülümüzü takıyoruz. Yine bakın, motifin alt kısmından ön kısmına doğru tığımı taktım. Buradan şu şekilde alıyorum. İçinden çıkardım. Hepsini kalın bir tığ kullanın. Bunu yaparken. Evet. Ve şöyle şu iplerimi de şöyle içinden alıyorum. Ve burada bir düğüm oluşturuyorum. Evet, sonuncu püskülümüzü de hazırlamıştım. Onu da yine şu diğer köşemizden tutuyorum. Bakın, şu şekilde aldım.
ve düğümümüzü yaptık. Şimdi püsküllerimizi taktık. Püsküllerimizi şöyle iki motifi, bakın tam eşit bir şekilde üst üste koyuyorum şuradaki püskül kısımlarını. Şöyle püsküllerimizi de şöyle düzeltiyoruz. Göstereyim. Düzeltelim. Uzunlu kısalı püskülleriniz varsa ki benim var. Bunları düzelteceğim. Şuradan makasımı da alıyorum. Büyük bir makasım olacaktı. Evet. Ve şöyle hepsini düzeltiyorum arkadaşlar. İkisini üst üste koyun ki eğri büğrü olmasın. Tamamdır. Şunu. Kestim. Hepsi düzleşti. Ve atkımızı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Evet, atkımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Gayet güzel, şık bir atkı oldu. Ben atkıma göre böyle uygun eldivenler de hazırladım. Eldivenlerin videosunu daha önce paylaşmıştım. Yine oradan yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde eldivenler de hazırladım. Yine beresini de hazırlayacağım. Onu da ekleyeceğim kanalıma. Onu da rahatlıkla yapıp böyle takım halinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.